şeyi görelim, şu 3 bant bilardo şampiyonası Dünya Kupası fotoğrafı. Bu daha eski, Dünya Kupası'nı aldığın değil mi? Hangisi o? Bilmiyorum. Bakalım. Oo, Tayfun'la olan mı? Dünya şampiyonu. Bu dünya şampiyonu. Bu milli takımlar dünya şampiyonluğu. Evet, bu acayip bir fotoğraf. Ne zamandı bu? Bu Mart ayındaydı. Mart ayında. Mart ayındaydı. İşte 2 sene üst üste Türkiye milli takımlarda dünya şampiyonu olmuştu. Hı hı. 3. sene üst üste biz Tayfun ve ben ikili olarak şampiyon olduk. Evet. Acayip, yani hayatımda hiç unutamayacağım bir şampiyonluk bu. Tayfun Bey'i biz tanıyor muyuz? Yani, tabii ki sporu tanıyanlar onu tanıyorlar. Sporu tanıyanlar mutlaka biliyorlar. Tayfun bu sene Ferdi Dünya Şampiyonası'nda dünya şampiyonu oldu. Burada boy önemli değil değil mi? Mesela senin boyun çok uzun. Bak, bayrağı bayağı bayrak direği gibi tutuyorsun. Tayfun o kadar kaldıramamış Türk bayrağını. Ama olsun. Bir şey, yani fiziksel bir şey gerekmiyor değil mi? Ama yani onun altı daha büyük yani. O çocuk da çok iyi bir çocuk çok, yani. Yani bilardo için, yani bilardo sporunda böyle diyelim ki işte motosiklet ya da basketbol ya da işte binicilik falan filan. Bu da özel bir vücut yapısı, en azından gençken çocukken tercih edilirken bir takım fiziksel öyle özellikler aranıyor. Ama bilardo'da aranan bir çok uzun olmamak lazım. Çünkü o zaman yamuluyor yani. Düzgün vuram, staka yamuluyor. Yapma ya. Ya da çok. Halbuki insan ilk başta şey düşünür, yani masada daha uzun ulaşım. Hayır, şöyle yani vücut kalça yukarıda kaldığı için bu sefer içe giriyor. Ha ha. Yani şöyle durman gerekiyor. Yani aslında ben sana göre daha avantajlı olabilirdim yani masada. Mesela benim boylar olabilirsin. İdeal olabilir yani. Benim boylarım ideal olabilir. Sen uzunsun bayağı. Ama yani işte o boylar en ideal pozisyon olabilir. Çünkü mesela ben uzatma kullanmıyorum. Yani ıstakaya takılan bir uzatma var. Ben de duruyor. Yani hiç ben çıkıyorum. Tayfun ama sürekli maçta uzatmayla mı oynuyor? Her Tayfun, yere uzanıyorum ben. Tayfun uzatma. Evet, takıyor. Uzanamadığı vuruşa uzanıyor. Evet. Bir de benim şeyim de uzandığım mesafe de yüksek. Ama yani böyle bir çok uzun boylu olmak iyi bir şey değil. Çocukken de mesela bilardoya erken yaşta başlatmazlar. Ya da başlayacaksa da sandık koyarlar altına. Çünkü masaya erişemediğin için kolun yamuk kalır böyle. Şöyle vurmaya başlarsın. Bu böyle oturdu mu kas hafızası bunu alır. Böyle böyle oynamaya başlarsın. Mesela Zanetti diye bir adam var. Böyle oynuyor yani. Çocuk böyle yerleşmiş. Türkiye'deki yani bu Kore'de ya da dünyada birçok yerde artık bir tür kötü anlamda söylemiyorum. Kıraathane kulüp dünyasının dışına çıkmış bayağı profesyonel bir halde değil mi? Bayağı. Kore'de bir şey söyleyeyim. Büyük sektör. Aha. Bak yani çok büyük sektör. Hani mesela nasıl golfte hani amatör oyuncular aslında golfü götürür ya. Profesyonel değil. Amatör oyuncular golf sektörünü besler. Club alır, top alır, kulübe üye olur. Yani amatör oyuncuların çok oynaması çok önemlidir. Şimdi bizde de o kadar fazla kulüp var ki mesela Kore'de ve Vietnam'da şimdi öyle. Vietnam'da acayip. Yani o kadar çok insan oynuyor ki bilardo oynamamış insan bulman çok zor yani. Acayip bir şey yani, çünkü bir de spora meraklı olan toplumlarda böyle top ve sopayla yapılan sporlara başka bir ilgi var. Yani futbol mesela, futbol çok kimse sallamıyor futbolu Kore'de. Kore'de. Yani tamam seyrediyorlar filan ama daha çok işte golf, beyzbol, bilardo böyle sporlara ilgi var yani. Çünkü bir de bir tarafında günlük hayatta da çok rahat yapabileceğin bir şey yani. Beyzbol bile oynarsın, golf de oynarsın. Çünkü golf sahasına gitmen gerekmiyor. Bizdeki halı sahalar gibi sahalar var abi. Hedefleri koymuşlar fileye. Habire buradan antrenman yapıyorsun 5 kat. Atıp atıp antrenman yapıyorsun sanki yeşildeymişsin gibi. Golf sahasındaymışsın gibi. Müthiş bir sektör yani. Peki bir de 1981'den bir fotoğrafım var. Herhalde buyur. O saçlı olduğum bir fotoğrafı sanıyorum ki. Saçlı değil mi? Bak o zaman gerçekten var. Burası Aslan'ın Kahve. Ha. Adapazarı'nda. Evet, şu abi. Arkada gördüğünüz de ilk ödülüm, Atatürk portresinin altına koydular onu bak. O kadar yapma önemli ya. Ki o zaman. Vay be. Yani ilk bilardo ödülüm o. 81 peki, yılında. Peki burada topu canına mı kastettin topun? Yani bu vuruştan ne olacak? Pike deniyor canımını. Buna bak. Bu poz veriyorsun. Pike deniyor. Pike vuruşu. Pike deniyor. Şenay şimdi, olmasa vallahi anlamayacağız. Şöyle bir durum var orada. Pike ile aslında olmayan bir açıyı kavisi aldırarak topa bir açı yaratıyorsun yani orada. Yapılan bu. Pike vuruşu deniyor buna. Aslan'ın Kahve. Yıl 1981.
Peki şimdi gelelim nasıl böylesine güzel bir vücudun olduğunla ilgili. Hadi buyur ya. Elimize geçen fotoğraflara. Direkt sardı yani. Çok iyi fotoğraf. Bu, evet, bu çok iyi değil bayağı mi abi? Kas evet. Ha? Biraz şimdi tabii düştük. Bir de bir formdan. O lastiği bir daha görebilir miyiz bir öncekini? Bir Eren Hoca ile bak. Ha. Bu ama şeye de girebilir yani XXX sitelerinde erotik fotoğraf olarak da yayınlanabilir aslında bu yani. Hakikaten müthiş. Bu yakın tarih mi eski mi? Yok 2013 falan bu. 2013 ama ondan sonra bir ara Bodrum'a gidip tabii vücudunu orada saldık bozdun. Canım, saldık. Sonra tekrar yani. Bu hale geldin mi? Yakındı ama son iki aydır tekrar falan. Tekrar lastiğe dönelim. Son iki aydır falan. Lastik kaldırma nedir? Şey. Böyle bir spor kulübü mü var lastik olan? Abi bu şu şey bu ne deniyor buna bir işte lastiği çeviriyorsun ondan sonra gidiyorsun çekiç vuruyorsun falan bir aslında spor çeşidi bu. Yapma ya. Tabii tabii yapıyorlar. Hiç bunu. Eren bana anlatmıyor böyle ama şeyleri. Ama Eren'in yaptığı şey değil bu. O gün dergiye poz verirken böyle. Daha ha cross, dergiye crossfit, böyle poz veriyor. Şey. Evet evet crossfit. Crossfit evet. Mi bunun adı? Crossfit böyle bir hemen değişik. Hemen yani akıl hastası gibi bir kamyon lastiğine abi, mi saldırılıyor? Abi o lastik bu arada bayağı ağır yani. Abi çok zor bu arada. Tabii tabii yani body spor yani. Gibi değil. Ha. Yarım evet. Saat aralıksız yapılıyor. Yani. Tabii yani, düşün yani. Bayağı pertiş. Hiç durmuyorsun. Ya böyle bir salon sporu var. Evet. Tabii tabii. Ne adı? Crossfit. Crossfit diye geçiyor evet. Hiç haberim ya işte yok. Götürüyorsun bu lastiği çeviriyorsun oradan çekici balyozla bilmem ha. Ne vuruyorsun. Oradan gidip barfiks çekiyorsun filan. Bunun halatlarla olanı var. Halatlarla olanı var falan. Bir sürü şöyle halat şey var. Parkur bileklerin gibi. Güçleniyor filan. Allah Allah çok evet, acayipmiş. Evet. Peki devam edelim. 2014 hatta bu ya. 2013 olması gerekiyor. 13'ün sonu 14. Burada da 13. Böyle bir şey var mı yani başı. Bir kandırmaca var mı hakikaten yok, o böyle vücudunun bir falan. Kısmını döndürmüşsün ondan sonra filan. 17,5 kilo kaldırıyorsun. Değil mi? Doğru mu okuyorum? Evet. Okay. İyi. Evet. Yani. Peki bu bakışındaki şey nedir? Yani İşte bir mal mal bakmışım yani. Ya mal mal ya, mal mi? Yani bu seks apel. Evet. Başka var mı? Hay Allah ya. Ha, burada da. Eren Hoca'yla. Eren Hoca burada şişman görünüyor. Ben biraz o zaman hafif kiloluydu. Kilolu muydu? Hafif, evet. Şimdi evet. İyi. Yani sen sanki Eren'in hocası sen misin gibi görünüyorsun. Yok ya, ayıp atma ya. Yapma. Eren Tukan sen nereden biliyorsun ya. Bu işleri? Şöyle bir tip gibi görünmüyorsun ama. Ben 12 yıl aktif futbol oynadım. Hadi bu futbol değil ayol bunu bu, ama bunu bu bir sürü sporcu arkadaşım da vardı. Geçen yıla kadar da birçok kez yapıp bıraktığım bir şey spor benim. Ha. Niyetleniyorum ara ara. Evet. Peki bir dakika bir daha görelim o fotoğrafı. Hay Allah'ım ya. Ama sen burada sanki ama Eren'in bakışında da bir kıskançlık yok mu? Yok tabii. Yani sen de şimdi Eren'i gömme hayır, burada. Yani Allah'ım ben de burada, bir gün böyle olabilecek hayır. Miyim diye bir bakış değil hayır, mi o böyle? Çok hani, da iyi çalışıyorum sen Eren'e sanki diyor. Bak bu iş böyle yapılır diye gösteriyor musun gibi. Alakası diyorum. Yok canım. Ha? Hocayla çok. Hoca bir numara canım. Bir numara, bir numara Eren, Eren ya. Gelip gidemiyoruz uzun zamandır ben yapamıyorum spor yani. Evde hı. Böyle arada bir iki... Bir şey yapıyorum ama olmaz. O ne kadar evde böyle evde şey. Var bir şey de yani alıp ağırlık bir şeyler yapıyoruz ama yetmez yani. Ha. Ama çok acayip.